Sen de bir şeyler taktın mı takıyorsun ha? Nereden çıkardın Münir Bey şimdi? Her şey ortada işte. O adamın bu işte bir parmağı var. Allah Allah. Dur dururken huzursuzluk şimdi. Rahmi bir telefonunu verir misin? Niye? Ne yapacaksın ki? Şimdi anlayacağız. Bu işin içinde Münir soysuzu var mı yok mu? Kaç bin dönüm arazi? Kaç bin dönüm biliyor musun? Öylece boş boş duruyor. Bir ucundan bize verseler, ekip biçsek işe yarardı, yalan mı? Doğru, haklısın. Efendim? Aydın Bey merhaba. Merhaba. Ben Münir Bey'in asistanıyım. Münir Bey evin satışı gerçekleşti mi diye sormamı istedi. Haber vermemişsiniz kendisine. Olur mu? Hemen mesaj attım kendisine. Satış olur olmaz hemen mesaj attım. Rahatsız etmeyeyim diye aramadım. Almamışım mesajımı. Alo. Dinliyorum. Bitti satış. İki evi de aldık. Lütfen iletin Münir Bey'e. Sen benim mesajımı ilet bir zahmet. Ben Meryem. Nasıl bir katakulli çevirdiğini anladım. Tamam mı? Onun bu oyununu yanına bırakmayacağım. Niye benim evime talip oldu? Niye böyle bir şey yaptı anladım. Her şeyi öğrendim. Söyle ona, tamam mı? Aynen böyle söyle o alçağa. Duydun mu beni? Şimdi siz de anlatacaksınız bana neler döndüğünü. Niye bu adam bizi ayak altında görmek istemedi? Niye ikimizi de aynı anda şehir dışına yolladı? Biz ne bilelim Ebeni? Doğruları duymak istiyorum, anlıyor musun beni? Doğruları! Her şeyi bildiğini biliyorum. Artık söyleyeceksin açık açık. Çünkü diyeceksin. Çünkü düğünde arıza çıkarırız diye ağzımıza bir kaşık bal sürdü diyeceksin. Aa! Dur. Çünkü başından beri sana yalan söyledim diyeceksin. Gerçeği sakladım diyeceksin. Çünkü bu işin içinde Selim de vardı, Erdoğan da vardı diyeceksin. Her şeyi söyleyeceksin bana. Doğru mu Mukaddes? Onlar da mı vardılar? Evet. İşte buraya kadar. Enişte gel gel. Gel. Neler oluyor? Meltem boşanmak istiyor. Al işte. Al işte oldu olanlar. Ulan yediğimiz ortaya çıkmasın diye atmadığımız takla kalmadı. Şu geldiğimiz noktaya bak. Enişte sen merak etme, ben Meltem'i ikna edecek bir şey bulurum. Nasıl ikna edeceksin ya? Ne diyeceksin artık kıza? Allah sizi kahretsin. Efendim Aydın, şimdi meşgulüm, konuşacak durumda değilim. Münir Bey, kadın durumu anlamış efendim. Hangi kadın? Meryem Hanım efendim. Neler olduğunu öğrendim, neler çevirdiğinizi anladım. Ve bunu yanınıza bırakmayacağım. Ben ne olduğunu sormaya korkuyorum. Bunu aynen söyledim. Tamam. Evet, Meryem de topa girdi. Hadi bakalım. Ne? Kerim'in Meryem ablası da öğrenmiş her şeyi. Şimdi sizi ben bile kurtaramam. Onlar çok güçlüler. Susmaktan başka çaremiz yoktu bizim. O adam, Münir, size yardım edeceğim dediydi. Ben niye böyle direniyorum zannediyorsun? Hiçbir şey bildiğin gibi değil. Susmazsa Kerim'i öldürecekler. Hiçbir şey yapamazlar. Böyle mi korkutuyorlar sizi ha? Silahla mı? Sakin ol be kadın. Bir dinle. Kerim de suçsuz değil ki. Suçlu o da. Kerim de bu işin içinde. Onu nasıl sıyıracaksın? Önce o ikna oldu zaten. Aldı adamlardan parayı, oturdu aşağı. Hayır. Ekmek Kur'an çarpsın ki aldı.
Sor Rahmi'ye. Fatma Gül'le evlensin diye para verdiler. Öyle ikna ettiler onu. Kerim'e de sor istersen. Öyle bir şeye inanmak istemiyorum. Bunca zaman hazırdan yedi. Senden aldığı paralarla mı? Benden hiç para almadı ki o. Bana bak. Bir şey olursa yine ilk Kerim yanacak. Hepsi elini eteğini bir şekilde sıyırır. Bunlar kendilerini kurtarmak için gözlerini bile kırpmadan yakarlar Kerim'i. Anlamıyorsun değil mi? Olan kim olur biliyor musun? Fatma Gül'le Kerim'e olur yine. Onlar kurtulmak için tepişirken yine biz ezileceğiz onların altında, biz. Onun için sen bir sakin ol şimdi. Bir yat üstüne düşün. Bak sonra bana hak vereceksin, göreceksin. Ben şunları almaya geldim. Fatma Gül. Murat çok korktu değil mi? Zorla yatırdım ama iyi şimdi. Sen iyi misin? Gözümü kapatınca o pisliğin yüzünü görüyorum. Evime ayak bastı. Koluma dokundu yeniden. Ama iyiyim. Yılanın yuvasına çomak soktum ama korkmuyorum. Fatma Gül, ben onlardan biri değilim. Bin kere söyle belki inanırsın. Onlardan biri olsam bunu niye yapsınlar? Hala arkadaşlar olsam bunu yaparlar mı? Hala. Onlar senden korktuğu kadar benden de korkuyorlar. Çünkü benim sana bir zarar vermediğimi biliyorlar. Sakın bundan istifade etmeye çalışma, fena olur. Onlar bizim ne yaşadığımızı bilmiyor ki. Birlikte hareket ettiğimizi düşünüyorlar. Daha da tehlikeli olacaklar. Biz diye bir şey yok. Sen bunu görsen de görmesen de biz senin aynı taraftayız. Değiliz, hiç olmayacağız. Kendini temize çıkarmaya çalışma. Asla. Sen beni affettim desen de benim vicdanım asla temizlenmez. Demeyeceğim zaten. Tamam, suçluyum. Seni koruyamadığım için. Ölünceye kadar da kendimi affetmeyeceğim. Bunu bin kere söyledim. Onlardan biri değilim. Keşke bana güvenebilsen. Çünkü ben sana zarar vermem. Veremem. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.